Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Şükürler olsun kavuşturana. Bugünkü konuklarım Şule Esen bizimle beraber. Bugün kaputene diyorum, iyi mi? Makrumeden ayna yapacak. Aynanın çerçevesini yapacak. Harika oluyor da biliyorsunuz. Yapılmışını görmüştünüz daha önce. Bugün uygulama yapacak. Hatice Sedef hocam bizimle birlikte. O da çok farklı bir teknikle yine el nakışı gösterecek bize. Ama Mehmet Yanıyor bizimle beraber yine. Biliyorsunuz Sünger yetkili servis kendisi Konya'da. Biz makinalarımızı hep ondan aldık. Desteğini bizden hiç esirgemedi sağ olsun. Biz bugün onunla aslında bir de 3'er 5'er dakikalık makinamızdaki farklı ayakların kullanımını takılmasını ve kullanılmasını çekimler yaptık. YouTube'a yükleyeceğiz inşallah. Kendisini bırakmadık. En azından bir tanesini ya da iki tanesini de canlı yayında da gösterelim. En azından izleyicilerimize faydası olsun diye düşündük. Şimdi onunla başlayacağız. İstanbul'un fethinin 568. yılını kutluyoruz ülke olarak. Kutlu olsun hepimize diyorum. Söyleyecek başka bir şey yok. Hemen fazla uzatmadan lafı Mehmet Bey'e geçelim. Evet, Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yoğunluk çalışmaya devam. Aynen öyle. Sizler Allah kolaylık değilsiniz. Versin size. Biz bugün çekimler yaptık. YouTube'da paylaşacağız onları. Amacımız insanların işini kolaylaştırmak değil mi? Evet. Ufak tefek aparatlarla makinamızda neler yapabiliyoruz onları gösterdik birkaç ayak çeşidiyle. Kullanışlı şeyler yani makinamız varsa bu tür aparatları alıp kendimize daha kolaylık yapabileceğimiz şeyler. Çok pahalı bir şeyler değil mi bu aparatlar? Değil. Yani alıp en azından hem zenginleştirelim işimizi de zenginleştirelim. Hele hele dışarıya iş yapıyorsak onlar mutlaka kesinlikle kullanmamız gereken aparatlar. Evet. Biz peki izleyicilerimize hangisini göstereceğiz şimdi? Bugün iki tane ayak gösterelim. Bir tamam. Tanesi makinamızın içinde çıkan bir aparat. İlik açma aparatı, bir de kumaşımızın kenarına kıvırma, şurada yaptığımız bir parça gösterelim. Kumaşımızın kenarına kıvırma, onu gösterelim. Kıvırma ayağı var, evet o muhteşem bir şey. Ben de hep diyordum ki bu hazırlar falan kıyafetlerde kenarlarını nasıl bu kadar düzgün kıvırıyorlar? Meğerse marifet ayaktaymış. Evet yani overlock almayan birinin bu aparatı alıp overlock'un yaptığı işin en azından %30'unu bu ayakla alabilir. Yapabilir değil mi? Evet çok güzel. Hemen başlayalım o zaman. Makinamızda şu an ilik açma ayağımız takılı. İlik açmayı gösterelim dilerseniz. Hı hı. Aparatın da nasıl takıldığını görelim istiyorsanız. YouTube'dan kısa videolarımızdan bunların ayrıntılı olarak videosunu izleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Onu bildirelim. Ayağımızı taktık. Ayağımızı taktıktan sonra aparatımızın ön arkaya doğru iteliyoruz. Büyük bir ilik açacaksak öne doğru iteledim. Ayağımı indirdim. Makinamızın üstündeki... Çok parladı. Işığını kapatsak sizin için bir sakıncası var mı? Hemen ışığını gevşetiyorum. Ekranda parlıyor diye galiba biz onu Türkan Hoca'yla iptal etmiştik. Evet. Işıksız ben de hiç çalışamam ki. Yani gözlüğüm olduğu halde bile iğneye ipliği zor geçiririm. Bir de iğneye ip takma aparatımız var mı? Yok. O bazı şeylerde çıkıyor herhalde ama onlardan... Bu şeylerde var. İğne aldığımız küçük paketler içinde o aparat çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Ha, tamam. Çıkıyor. Ampulümüz tamam. Çok ısınmış. Hı hı. Ha öyle mi? Işık yanarak çalışacağız. Mecbur öyle çalışacağız. Tamam bakalım. Makinamızın üstteki düğmesini 5'e alıyoruz. Ortadaki düğmeyi ortaya orayı alıyoruz. Orayı görme şansımız var mı? Şöyle çevirerek o ayarları gösterirseniz. Şimdi, size üstteki evet. Düğmemiz 5. Buradaki düğmemiz de ilik programına getiriyorum. Seyrek olsun istiyorsanız 1'e doğru yaklaştırıyorum. Buradaki aparatı da 1, 2, 3, 4 diye sıralama yapmış. Bu 4 adımda ilik açan bir makinamız. 3 ile 1 iliğin önü arkasını kapatıyor. 4 ile 2 de sağ ve solunu kapatıyor. Ne yapıyorum? 3 ile başlıyorum. 3 ile başladıktan sonra makinamız çalıştırıyorum. İliğin arka kısmını kapatıyorum. 4'ü alıyorum. İliğin sağ tarafını geliyorum.
Masamıza çok sallanıyor makine. Evet. Sonra tekrar biri alıyorum. Ama bildiğimizin kadar yakın var. Ön kısmını tamam, kapatıyorum. Duruyorum. Tekrar ikiye aldığım zaman da ili geri çekiyor makinamız kumaşımızı. Başladığımız noktaya kadar gidiyorum. Tamam. İliğimiz bitiyor. Sadece ayarları oynayarak. Evet, dört adımda. Ve ayağı kullanarak. Ay süper ya. Hemen görelim. Bir tane ilik açtık bile, öyle mi? Evet. Kameraya doğru tutar mısınız ben de? Şöyle, ortasını da makinamızın içinde çıkan aparatla kestiğimiz zaman. Evet. Makinamız iliği açmış oluyor. Çok pratik ve gayet harika, düzgün bir ilik. Tamam, şimdi hangisini gösterecektik bir de? Kıvırma ayağını değil mi? Kıvırma ayağını görelim. Tamam. Kıvırma ayağımızı takıyorum. Çok pratik bir şekilde taktım. Evet, bu ayakların takılışında demin dediğim gibi bizim önümüzdeki haftalarda YouTube'a yükleyeceğimiz VTR'lerden izleyerek öğrenebilirsiniz sevgili izleyenler. Daha ayrıntılı bir şekilde. Kumaşımı veriyorum. Kumaşımı ilk başta verirken kumaşı içine doğru katlayarak veriyorum. Ayağın özelliği o değil mi? Evet. Yani kumaşı evet, mutlaka o araya geçirmemiz gerekiyor. Evet, geçirmemiz gerekiyor. Evet. Kumaşımızı geçirdikten sonra ne yapıyorum? Yapılacak işlem sadece bu. Ayarlar nasıl olacak? Üstteki ayarımız şöyle hemen gösterelim. Gösterelim. Burası 5'te olacak. Bir saniye. Zikzak konumunu evet, alacağım. Ekrana gelsin. Evet, şu anda ekranda. Buyurun. Üst tarafımız 5'te. Bunu da 2'ye 1'e alıyorum. Zikzak konumunu aldım. Buradaki işareti takip ediyorum. Hı hı. Makinamızda şu anda kıvırma. Dilersek bunu bu 5 milim genişliğindeki yaptığımız deseni inceltebiliyoruz yapacağımız işleme göre. Bu kıvırma eşarpların kenarlarında falan olan kıvırma mı? Evet. Daha geniş kıvırma şansımız var mı? Daha da yani geniş. Şey gibi, pantolon paçası, pijama gibi. Daha seyrek yaptığımız zaman. Ay çok güzel. Kumaşımızın, bakın bu tarafın kenarına bakın, o kumaşın kötülüğünü aldı. İçine evet, doğru katladı. Evet, harika bir şekilde şöyle göstereyim. Şurası yani. Şey olunca. Çok tam güzel. Belli olmuyor ip rengi. Çok güzel. Koyu yaptık, onda koyu da görünmedi, kötü oldu diye. Onun yan tarafında da yaptığımız nervur çalışması evet, var. Evet, nervur çalışmalarımız var. Bunların yapılışını göstereceğiz. İzleyeceksiniz inşallah. KonTV'nin YouTube'una girerek izleyebilirsiniz. Nervur ayağı. Ya hayatı ne kadar çok kolaylaştırıyor bu ayaklar. Başka hangi ayaklar var Mehmet Bey? Yorganlama ayağımız var. Bunu da gördük. Evet. Kıvırma ayağını gösterdik. Nevril gösterdik. Yorganlama ayağı, ilik ayağı, kıvırma ayağı. Biz dördünü birden ayrı evet, ayrı çekimini yaptık. YouTube'a yükleyeceğiz inşallah. Daha birçok ayağımız var ama en çok ihtiyaç olan ayakları gösterdik. Yani evet, fuzuyla alıp da makinenin gözüne duracak ayaklara bence gerek yok. Bunlar çok ihtiyaç aynen, olan ayaklar. Sürekli kullanılan evet, ve ihtiyaç duyulan ayaklar. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz size nasıl ulaşabilir? Adresinizi İstanbul yeriniz. Caddesi'nde benim yerim. İstanbul Caddesi'nde İsmet Paşa İlkokulu karşısındayım. Tamam. Yıllardır oradasınız evet, zaten. Hiç değişmedi. Evet. Cep numaramı da verebilirim dilerseniz. Ulaşmak isteyenler olursa. Buyurun. Buyurun. 532 593 53 97 nolu telefondan ulaşabilir. Ulaşabilirler. Tamam. Her zaman yardımcı olurum. Biliyorum. Bizi de hiç bırakmadınız. Gerçekten çok çok teşekkür ederim, ederim ben size her konuda. Söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Yoksa sizi uğurlayacağız. Daha fazla teşekkür tutmayacağız ediyorum artık. Teşekkür ediyorum. Size Allah kolaylık versin diyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben benim konuyla alakalı Mehmet tamam, Bey'e bir şey soracağım. Ben normalde mimari işte bugün ele aldığım türbemizi ele aldım. Mevlana Türbesi'ni. Ama burada manzara olur, mimari evler olur. Onları yaparken hani daha ince detaylar olduğunda normal makinede de işi kolaylaştırmak için normal makineden ben yardım alıyorum.
Hani daha net olsun, daha çabuk bitsin diye. Çünkü en nakışı zaman... Normal makine derken? İşte kara makine mi? Kara makine de olur. İşte normal elektrikli makinede. Dikiş kullanabileceğimiz bir makine. Zigzag tarzına da çalışabilirler. O tamamen insanların kendi tercihi. Hani kolay bitmesi açısından, işimizi kolaylaştırması açısından pedalı daha aza çevirmek için onun bir ayarının yapılması gerekiyor. Mesela aldı başına gidiyor pedal. Hani baskıyı daha aza indirmek için ne yapıyorsunuz örneğin? Eski makinelerde onu pedal değişikliği yapıyoruz. Saç pedalları yerine elektronik pedal veriyorum. Normal bir makinelerde beyaz. Normal makinelerde de elektronik pedal verebiliyoruz. Onlarda hız sabitleme ayarını kendimiz ayarlayabiliyoruz. Kömürlüyle alakalı bir şey diyorsunuz. Evet. Yani kömürden çıkıp elektronik devreli pedallar daha kullanışlı. Onlar İstediğimiz satılıyor. Hızda çalışabiliyoruz. Evet. Yani bir mesela de yavaş. Çıktı şimdi evet. Ondan haberimiz yok. Örneğin pedal. Çok alan hani dar çok tek yavaş tek batması gerekiyor. Evet. Eğer alıp başına giderse zaten o insan onu oturmaz. Mümkün değil. Evet. O zaman, hele bir de acemi ise. O zaman şöyle yapalım mı? Önümüzdeki haftalardan birinde siz o ayak nasıl bir şeyse onu sizi buraya yine çağırsak, ben davet etsek. Ben İstanbul'dan bir yalı hocam resmi ayarlasa şeyi burada birlikte gösterebilir beraber misin? Çalışabiliriz tabii. Süper olur. Dikiş işlerini tamam. Orada, eldekilerini de ben burada çalışayım. O şekilde harika ayar. Olur. Ben iki kasnak ayarlayayım. Tamam. Size bir bana. Tamam, süper olur. Ben size daha zamanda... pratik, daha pratik kasnağınızda. Evet, yani ben insanlara daha pratik olması açısından ben bugün makinede yapıp da geldim hatta. Elde yapılacakları da üstünden kontrolleyerek dış hatlarını. Tamamen bunu el nakışı bilenler, makineyi bilmeyenler kontrol olarak da çalışabiliyorlar. İşte evet. Dış cephesinde işte renkler girmeden. Öyle olacağına daha doyumlu olsun mantığıyla. Çok güzel ben, olur. Siyah makineden çıkarıp sizi beyaz makineye doğru yönlendirelim. Aynen. Siyah benim hep ceptedir. Onu biliyorum. O sizde vazgeçilmez beyaza, bir şey. Beyaza alışana kadar hep siyah bana böyle şey alıştığım için herhalde. Evet. Oradan evet. Hemen yapıyorum. Bazı alışkanlıklar bırakılamıyor. Herhalde biraz önemli daha olan teknolojik. Kötü alışkanlık olmaması onun. Aynen. Aynen. Tamam, ben sizi ayarlıyorum o zaman bir hafta nasip olursa. İnşallah. İnşallah birlikte. İnşallah. Galiba bugün işte çok birlikte çalışmalar yapacağız. Öyle gözüküyor. Öyle, öyle gözüküyor. Gözüküyor. Bu aparatlar böyle çıkmaya devam ettiği sürece değil zannediyorum mi? Çok evet, görüşeceğiz. Biz de izleyicilerimize en azından nasıl daha kolay, nasıl daha rahat, nasıl daha hızlı çalışmalar yapabileceklerini sizinle birlikte göstermiş oluyoruz. İnşallah. Telefon numarasınızı bir kere daha söyleyin Mehmet Bey. 532-593-5397. 532-593-5397. 5397. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Vaktinizi bizim için harcadığınız, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız. Her daim. Çok çok teşekkürler. Sizi gönderebiliriz, uğurlayabiliriz. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Evet Hatice Hocam. Hoş geldin. Merhabalar. Şükür kavuşturana. Evet. Ramazan girdi bir ara araya. Oldu. Evet. Bir de 17 gün dışarı çıkmama olayı derken biz tabii daha bir eve alıştık da sonra zaten evden dışarı çıkamıyorsun, öyle bir ortam oluyor. Değil mi? Evet. Yeter ki bir şeyler olsun, ona gideyim derken çıkıyorsun. Aynen öyle. Şimdi ben daha önce bahsettiğim gibi mimari eserlerden çalışmalar yapmak üzere bugün başladık inşallah. Ben bugün Mevlana Türbesi'ni ele evet. aldım. Zaten başka bir şey yapsaydınız ilk önce evet. Çok ayıp olurdu. Ondan sonra inşallah Selçuklu, Osmanlı'daki binalarımızın o bazı desen bölümlerini çalışacağız. Ya baskı yaparak ya boyayarak bazen hani bazı arkadaşlar resim yapmayı biliyorsa bu alt dolgusuna resim tekniği uygulayabilirler. Ama eğer ki makine biliyorsa dikiş işi yapabilir ve kenar kontürlerinde en nakışı yapar. Ama en nakışı tamamen yapmak istiyorsa dış kenarlarını çalışabilir, süliyetini belli eder. Ya da tamamıyla çok işte yavaş ilerlesin ama iyi bir şey çıksın derse de tamamen en nakışı. Elde olan ince ipliklerle olan yerleri ince çalışır ve kontürlemelerinde kalın ipliklerle çalışmış olur. Ben burada bugün tamamıyla dikiş işi makineden destek aldım ve kenar kontürlerinde kalın ipliklerimle el nakışı tarzında kontürlüyorum. Şimdi burada Mevlana Türbesi'nin şurada gösteriyorum. Şu ara kıvrımları var.
şu ara kıvrımlarında bombeli biliyorsunuz. O bombeli kısımlar, iç kısımlarda biraz daha koyu olduğu için biz orada dikiş işi yapsak da biz bu arada siyah ipliğimizle kontürümüzü orada koyulaştırarak geçiriyoruz. Pardon, iplikler karıştı. Evet. İzleyicilerimiz de böyle bir çalışma yapmak isterlerse nasıl bir şey seçsinler? Yani şey derler, mesela yeni başlamış nakışa, hı hı, çok fazla bilgisi yok. Daha kolay yapabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri lazım hocam? Yani esasen eline herhangi bir manzarayı aldı diyelim. Orada mimari bir bölüm var. Tekrar insanlar varsa, insanları yapmak çok zordur. Birinci alternatif, eğer baskılama yöntemi yaptırırsa, şeye gidip fotokopiciler baskı, kumaş, konvers şeklinde çalışıyorlar. Baskı yapar, transfer eder. Transfer ettikten sonra orada hafif bir flu şekilde renkler yine orada belli olur. Üzerinden nakışla onu koyulaştırır. Biraz daha ben daha önceki çalışmalarımıza yapmıştım. Bazı yerlerde örneğin Selçuklu Divri Camii'nin bazı bölümlerini, nakkaşların yaptığı bölümleri aldığımız esnada baskı yaptıktan sonra o kısımlarda bazı yerlerde pul yerleştirdik. Evet. Yani bu tamamen kendi iç dünyanızda gelişen bir şey. Ama hiç bilmeyen bir kişi bunu, hı hı, aldığında dış kenarlarının kontürlerini, cetvelli katlarını çizebildiğince çizecek. Aynı burada olduğu gibi. Evet. Yapabildiğince ama desen çok düzgün olmazsa da tekrar üzerinde düzeltmeler yapar. Ama yine de olmuyorsa işlemeyle düzeltme uygun olur. Ama biraz da resim bilgisi var ise... Velev ki resimle kapatıp sonra üstünde benim kalın ipliklerde geçtiğim gibi kontürlemeler yapılır. Bu mesela bir tül kumaşın üstüne çalışıldığı zaman zar, hı hı, gibi bir görünüm oluyor ama tamamıyla kontürleme yapılır. Evet. Bu aslında içine girildiği zaman herkesin kendi dağarcığına göre, düşüncesine göre, fikrine göre çok şeyler olabilir. Evet, olabiliyor. Aha. Geliştirebilirler kendileri de, değil mi? Tabii ki. Nasıl bir ip kullanıyorsun hocam sen? Şimdi ben burada şey var, molinamız var, 6 kat. Hiç 6 katını açmadan kullandım. O yüzden öyle. Kontürlerde. Tabii. Şurada. Dolgun görünmesi için, değil mi? Aynen, aynen. Çünkü orada biraz iki boyut yapmak istiyorum. Çünkü, hı-hı, zeminde bir boyut var, makinede yapıldı. Hı-hı. Ama burada yine gölgelerim yerleşti. Evet. Ama bunu biz eğer ki elde yapsaydık, şurada da bakın yine bir, hı-hı, gölgeli bölüm var. Fakat böyle yuvarlak akımlar şeyde veremeyiz çok elde. Evet. Ya da çok ince ince, hani biraz sabırı daha çok zorlayan işler, hı-hı, çıkar. O şekilde çalışırsak. Burada dikişi yaptıktan sonra ben 6 kat molinamı taktım. Bunun kenarına bir kontür geçtim kendi tanımdan. Evet. Sonra onu daha derinleştirmek için... Bir kat daha bir koyu renk geçeceğim kenarına. Evet. O daha gölgeli, daha yani ışık görünümü ve gölge güzel olayını, evet, ya da belliyetini daha çok belli edecek. Hı-hı. Buradaki o koyuluk olan kısımlarda, yani şurada olduğu gibi koyuluk olan kısımları da belli etmek için ben burada tek yetmedi bir ikinci sıra daha almış olacağım. Hı-hı. Bu şekilde. Eğer elde yapsaydım ben bunu nasıl yapardım diye düşünürse bayanlar ya da çalışacak olan arkadaşlarımız, çok aynı ton olmasa da tabii el nakışıyla makine nakışının iplikleri çok farklı. Birbirine, hı hı, aynı tabii ton ki uymaz. Ben şu ipi şuradan çıkarayım. Ve şey, çok küçük küçük şeyler değil. Tel gibi dikişler değil, uzun uzun kenarların kontürünü o şekilde mi çekiyorsunuz? Evet. Sen? Şimdi neden böyle yapıyoruz? Evet. Şey, nasıl olsa bu pano olacak. Evet. Bu gergi şekliyle yine panoya gerilecek. Bir örtü olsaydı bunu yapamazdık, takılırdı. Evet, evet. Ama bu pano olacağı için her güzel zaman için tutturma iplikleri hep orada sıkıntı verir. Evet.
Ama olabiliyorsa cetvel hatlarını özellikle bu şekilde. Ama cetvel hattı değilse daha eğimli, spiral şeklinde eğimleri var ise onları biz mecburen aralardan kendi tonuyla belli etmeden tutturuyoruz. Evet, harika. Şimdi burada da yine örneğin bunu ben tümden uzun uzun atacağım fakat ara ara tutturacağım hasır iğnesi gibi. Eğer el nakışı yapsaydım. Ama benim alternatifim makine nakışı olduğu için burada makine nakışından işlemler yaptım. Makine nakışını da şurada yaparken hani el nakışını geçecek olan şu bölümlerim var. Yani şu iplikle geçeceğim bölümlerim var. Daha yüksek çalışacağım. Onları belli etmek için de yine makine ipinden faydalanarak buradaki deseni bozmayacak şekilde önce bir izler yaptım. O izler yine ben el nakışı yaparken onlar bana yol gösterici olacak. Aslında burada tamamıyla işi hızlandırmak için makine akışından destek almış oluyoruz. Evet. Evet, teşekkür ederim. Başka püf noktaları varsa şey yapabilirsin hocam. Ben bana her programda farklı farklı şeyleri anlatacağım. İnsanlar daha onu doyumsu bir hale kendilerine göre çekecekler. Tamam, bence. İnşallah bakalım. Aramız gelmiş zaten bizim. Ben hemen bir tanecik mesaj okuyayım diyordum. Ama arayı verelim ondan sonra. Okuyayım mı? Tamam, o zaman ilk mesajımızı okuyalım. Hayırlı yayınlar olsun inşallah Mukadder Hanım demiş. Allah razı olsun. Çok üzgünüm, oğlumu kaybettim. Ardından da baba bildiğim amcamı kaybettim. Şimdi de 52 yaşındaki kaynımı 10 gün sonra da kayınvalidesi kaybettik. Bize bu sene hiç iyi gelmedi. Acı üstüne acı. Allah sizlere yaşatmasın. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. İsmini yazmamış. Acaba Sebahat Hanım mı? Benim aklıma o geldi hemen. Ankara'dan bize yazan, kendisini örgü manyağı diye adlandıran Sebahat Hanım var. O, evet, oymuş. Başın sağ olsun. Çok üzgünüm. Ama hayat bu. Rabbim evlat acısı göstermesin. En acısı evlat acısı. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah sabırlar versin diyorum ben. Ölenlere de rahmet, size de baş sağlığı diliyorum inşallah. Evet, kısa bir ara verelim. Ondan sonra kalan yerden devam. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Şule ile başlayacağız ama hemen bir mesajla başlayıp ona geçmek istiyorum. Selam can dostlar, ben Antakya'dan Hatice. Bugün de sizi Eskişehir'de bulunan torunum Ahmet Asaf'a yaptığım balığı gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum, ne güzel. Bakın çok güzel bir çalışma olmuş değil mi? Hazır keçeden Antakya'ya kucak dolusu selam olsun Hatice Hanım'a. Öğretsin. Değil mi? Çok yapsın. Güzel olmaz mı? Oh, harika olur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizi görüyorum daha iyi oluyorum. Çok aynen, şükür. Aynen, kesinlikle. Uzun süredir görüşemiyorduk. Evet ya. Kısıtlamalar ya vesaire. Hastalık artık bir bitse de hayırlısıyla şu yasaklar tamamen bir kalksa en azından siz bana çok yakınsınız. Yani evet, görüşemiyoruz. 5 dakikada yanınıza gelebilirim aslında ama oradaki kurslar yok. Maalesef. İşte, dükkanın kalabalık olmaması gerekiyor. O yüzden yerimizden kımıldamıyoruz. Sayılar biraz düşerse belki hani biz de tabii ki yaz programları düşünüyoruz. Kurslar vesaire başlatalım diye İnşallah. Ama biz de herkes gibi sayıların düşmesini bekliyoruz tabii i̇nşallah. Ki. İnşallah. İnşallah. Yaparız bir an önce inşallah öreriz. Tüm insanlığın üzerinden gitsin bu hastalık. Ben izleyicilerime teşekkür etmek istiyorum bu arada. Sümeyye'miz hastaneden çıktı. Sağlığına kavuştu. Her şey yolunda. Geçen hafta herkesten dua istemiştim 4 yaşındaki kızımız Sümeyye'nin sağlığı için. Çok teşekkür şey ediyorum olsun. Herkese. Allah razı olsun hepinizden. Geçmiş evet Şule'cim. Bugün makrome ayna yapacağız dedik. Evet, daha önceden göstermiştim ben sizlere. Aslında makrome emzik zinciri yaparken neler yapabiliriz diye örnek olsun diye getirmiştim. Hatta burada yanında da hemen var. Yukarıdan çekebiliriz evet, şöyle. Şahane. Gerçekten makrome çok moda. Hem böyle bohem bir dokusu oluyor, hem sade şık oluyor, her eve uyuyor. İşte farklı renklerde de yapabilirsiniz ama genelde bu krem tonları tercih edilir. Evet. Biz bunu bu şekilde ayna olarak çalıştık. Ayna kullanmazsanız eğer bunu böyle mandala tarzında da direkt duvara asıp dekoratifte kullanabilirsiniz. Şahane. Ben bugün biraz küçük boyunu çalışacağım. Hatta şöyle diyebilirim, çok özür dilerim.
İçine fotoğraf konulabilir. Aynen aynen. Çerçeve gibi yani. Ya da mesela nakış işlenip konulabilir. Evet. Bakın, böyle bir şey olabilir. Hatice hocamın yaptığı işi koyabiliriz. Ben onun Hatice hocamın yaptığı işi çok seviyorum. Ya zaten ben teknik birleştirelim mi? İkiniz bir tane. Çok seviyorum. Mevlana'yı ben istiyorum o zaman hocam. Hı-hı. Bu Mevlana türbesini. Kenarda makrome şeyde yaparız. Makrome yapsın şulede. Ben buraya ortayı tamamen ayna yerine iş aynen, koyacağız. Aynen. Tamam. Siz tamam kasna gerdireceksiniz. Ben kasna makrome yaparım ona şey geliriz hocam. Hani o maneviyatın ışığı gibi kenara yine bir ayna geçer sonra makrome olur. O da olabilir. Tamam. Mevlana'yı anladınız. Anladınız siz onu. Anlaştınız. Aynen. En kısa zamanda dekorumda görmek istiyorum. Lütfen yani. Yani Hatice hocam işleriyle benim işimin birleşmesi beni çok onur eder. Teşekkür ederim. Harika olur gerçekten. Bu fikir senden çıktı bak. Ya da hocamın yaptığı nakış gibi dedin. Evet. O yüzden, her şey yapılabilir. Çok güzel olur gerçekten. Hı-hı. Hemen başlıyoruz. Bunun için bize neler lazım? Bunun için bize öncelikle ben burada 3 büküm makrome kullandım. 3 milim kalınlığında 3 büküm makrome. Bu böyle bükülür tarzda ve sonra açılabiliyor. Hani bunun özel bükümü... Bükülür, taranabiliyor yani. Aynen taranabiliyor. Mi? Şu şekilde uçlarını hı-hı en son tarayacağız. Büküm denilmesi burada bükümün olması ve düğümlerin biraz daha net görünmesi. Daha önce evet taranabilir makrome ile çalışmıştık. Emzik zincirini izleyenler belki hatırlar. Burada büküm makrome kullanıyoruz. Dediğim gibi taranabilir de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Hı hı. Daha önceki kullandığım aynada örnek gösterdiğimde 30 santim çapında bir çember kullanmıştım. Bu sefer 25 santim çalışıyorum. Farklı bir boyut elimde olsun diye. Bir makasa ihtiyacınız olacak. Şöyle güzel kesen bir makas. Sonrasında bu çemberi kullanırken isterseniz böyle bir kanepeye, bir yastığa sabitlemek için şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Kıstırgaç gibi. Kıstırgaç gibi. Aynen. Evet. Öyle bir şey kullanıyorum ben normalde evde. Ama burada onu kullanabileceğim bir yer olmadığı için kağıt bant getirdim. Bunu buraya sabitleyeceğim. Tamam. Önemli olan sabitlemeniz. Nasıl kullanmak arzu ederseniz bir yere de asabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Yani. Evet. Sonrasında bu işlemi yaptıktan sonra aynayı yapıştırmak için silikon kullanacağız. Ben bugün soğuk silikon getirdim. Ama normalde sıcak silikonla çalışmıştım. Soğuk silikon da olabilir, sıcak da olabilir. Sizin hangisi kolayınıza gidiyorsa ama sıcakta biraz pratik olmak lazım. Bir anda kuruduğu için hemen hızlıca yapıp yapıştırmak gerek. Soğuk silikon o yüzden daha kullanışlı evet, daha olabilir. Daha rahat oluyor. Hı-hı. Sonra kenarını taramak için, iplerini taramak için şöyle malzemelere ihtiyacımız var. Ben şunu kullanıyorum. Bu aslında hırdavatlarda satılan böyle yerleri taramak için kullanılan ucu sivri, yani zor dokunduğum bir şey. Çok hızlı, çok pratik yapıyor kesinlikle. Onun haricinde şöyle makrome taramak için kullanılan ahşap taraklar da var. Daha da dekoratif. Böyle fotoğraf falan da çekersiniz. Güzel olacaktır. Bir de ne kullanıyoruz? İğneye ihtiyacınız var. O da neden? En son arkasında bir detay göstereceğim. Onunla alakalı. Evet. Bir de ayna tabii ki. Aynayla makrome telinin çaplarının uyumlu olmasına dikkat etmeniz gerekir. Yoksa aksi takdirde hani güzel bir iş çıkmayacaktır. Onu söyleyelim ve başlayalım. Hı hı. Şimdi ipimizden 70 santim uzunluğunda ipler koparacağız. Ne kadar koparacaksınız? Adet sayısı vermiyorum. Telinizin çapını bilmediğim için. Siz tüm teli dolayacak şekilde düşünebilirsiniz. Mikrofonla takıldı Şule'cim. Pardon. Hı. Şu şekilde. Ben bir tanesini ayarladıktan sonra şöyle ip üzerinden birkaç tane şöyle koparıyorum. Burada koparılmışı var diyerek devam edeceğim. Vaktinizi almayayım. İp kalın olduğu için güzel bir makas kullanmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde 70 santim uzunluğu sizin için yeterli olacaktır. İpimi şöyle kenara alayım. Şimdi şu kağıt bantımla telimi bir sabitleyeyim. Tabii bir yere takarak çalışmak o zaman daha da rahat olur herhalde değil mi? 30 santim çalışırken ben açıkçası dizime taktım. Şöyle dizlerimi oturdum, evet, dizime taktım. Çok da gerçekten kullanışlı olmuştu. Etamin ya da kanaviçe işler gibi mi? Aynen aynen. Yani şey tek diz değil de iki dizimi şöyle bir anda koydum oturduğum yerde. Ve dizime geçirdim. Çok da sabit rahat oldu. Rahat mi? Da oldu. Tavsiye ederim. Daha küçük şeyler yaparken kıskaç kullanıyorum. Bu biraz büyük olduğu için. Asacağınız bir yer varsa asabilirsiniz. Herhalde şu yeterli olacaktır. Olmazsa tekrar devam edeyim. Oyalanmayayım şimdi. İpimizi aldı. Kestiğimiz ipimizi şu şekilde ikiye katlıyorum. Sonra üstünden geçiriyorum. İçinden şu şekilde evet düğüm atıyorum. Tekrar göstereyim. İkiye katladım. Üstten geçirdim. Sonra ipimin ikisini de bu içerisinden, bu noktanın içerisinden geçirdim. Modeline göre bunlar sayısı değişiyor tabii, tabii değil ki, mi? Ya daha doğrusu burayı tamamlamak zorundayız. Modelinizi de ona göre planlamak zorundasınız. Gerekirse evet sıkarsınız, büzersiniz. Hani onu hı-hı organize edersiniz. Hani model zaten başlangıçta kafanızda bir şey vardır. Hı-hı. Baktığınız işte eksik kalıyor. Birazcık sıkıştırırsınız. Ya da bir model daha sığmayacaksa biraz daha modelinizi bollaştırırsınız. Onu en son organize edebilirsiniz.
Şu mesela daha önceki yaptığımda ben biraz sıkıştırdım. Çünkü bir model daha böyle tam sığmayacak gibiydi. Ama diğer türlü de çok bol olacaktı. O yüzden biraz daha sıkıştırdım. Hani o biraz sizin projenizin durumuna bağlı olarak değişiyor. Bu şekilde, modelde kaç tane bağlayacaksın ip böyle? 25 santim için saymadım açıkçası. 30 için de saymadım. İstiyorsanız sayabilirim. Dediğim gibi hani yok, yok elindeki şu bir parça modeli yapmak için kaç tane ip bağlayacaksın? Anladım. 12 tane. Tamam. 2, 4, 6, 7. Pardon 10 tane özür dilerim. 12 tüm kestik. Sanki 12 tane yok gibi görünüyor orada ama örmeye 4, başlayınca 6 8 10 bir de burada normalde bir tane daha var. Ben onu bu tarafa aldım. 12 o yüzden. Tamam. Aynen örmeye başlayınca ihtiyaç oluyor. Bir de bol görünüyor şu an. Sıkışıyor ya, evet, küçülüyor. O yüzden dedim. Bir ara bir duvar süsleri yapmıştım ben de makromeden. Şimdi ama yine çok moda. Jütle yapıyorduk biz. Ha, evet eskiden onlar ellerimizi vardı. Ellerimizi parçalıyordu o jüt. Evet. Çok da güzeldi. Hasibe teyzem de yapıyordu hatırlıyorum. Öyle mi? Aynen onlar kursta yapıyorlardı o zaman. Ortasına çiçek konuluyordu. Evet askıları vardı öyle, onları çok yapıyorlardı. Hatta çanta falan çalışıyorlardı o zaman. Peçetelikler vardı bir ara moda hatırlarsanız. Evet. Şeyler saklı koymak için sarkaçlar yapılıyordu. Evet. Makrame yine çok moda onlar sarkaçlar. Makrame hiç bitmedi aslında biliyor musun şöyle. Bir ara durdu aslında değil mi? Sonra şimdi ya biraz değişik yavaşladı. Şey oldu. Fakat bitmedi. Tamamen bitmedi. Aynen. Şimdi başlıyorum. Tamam. İlk başta kare düğüm yapacağız. Kare düğümü 6 adet yaparak başlayacağız. Biraz daha yaklaşılırsa sanırım daha rahat görülür gibime geliyor. İşte bak yan tarafına bakarsan sol tarafa. Evet evet görüyorum karşıdan gördüm. Tamam. İlk başta kare düğüm atacağız. Kare düğüm atmak için şu şekilde sağdaki ipimi C şeklinde yaptım. Burada 4 tane ip aldım. 1, 2, 3, 4. Yani şu 2 ipimi kullandım. Soldaki ipimi bu önden geçirip arkadaki C'nin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde içinden geçirdim. Sıkıştırıyorum. Burayı sıkıştırmaya özen gösteriyorum. Şimdi sol tarafta C yaptım. Sağdaki ipimi önden, arkadaki C'nin içinden geçirerek buradaki düğümü attım. Burada bir kare düğüm elde etmiş oldum. Şimdi yanındaki ipe geçiyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Şöyle şunları önüme alayım. Buradaki 4 ipimi aldım sırasıyla gelen. Sağdaki ipimi bu şekilde C olarak hazırladım. Soldakini içerisinden geçirdim. Burada bunu ilk başta sağ sol yapmak zorunda değilsiniz. O size göre kalmış. Hani ben şimdi sağdakini C yaptım. Siz soldakini de yapabilirsiniz. Önemli tabii. Olan bir sağ bir sol gidiyor olmak. Nasıl başlarsan bir de öyle gitmek. Aynen. Öyle devam etmek değil mi? Soldakini şimdi C yaptım. Sağdakini içinden geçirdim. Sıkıştırıyorum. Böyle sabitken yapmak biraz zor ama size gösterebilmek için şu an böyle yapıyorum. Şu an yayında yanlış yaptım. Diğer taraftan yapmalıydım. Tabii bazen ustalar da yanlış yapabilir. Sıkıntı yok. Bizim programımız her zaman doğaldır. Hiç gizlemeyiz izleyicilerimizden yaptığımız hataları. Burada düşünerek yapıyorum ya. Normalde düşünmeden yaptığınızda şey olmuyor. Pıtır pıtır gidiyor. Önemli değil hayatım. Hepimiz yapabiliyoruz aynı şeyleri. Yaptığımız işlerde yanlışlıklar yapabiliyoruz. İlk sırası bu şey. İlk sırası önce iplikleri düğümledik. Evet, tüm sonra her tarafı düğümleyebilirsiniz. Sırada, ikinci sırada her birine birer tane kare düğüm atıyoruz. Evet. Üçüncü sırada daha farklı bir şey mi yapacağız? Farklı bir düğüm mü olacak? Aslında kare düğüme devam edeceğiz. Şuradaki şu üçgeni oluşturacağız ilk başta. Kare düğümü devam mı edeceksin? Evet, kare düğüme o devam zaman edeceğim. Şöyle yapalım Şule'cim. Sen düğümünü atmaya devam et. Kameramız sende kalsın. Ben bir yandan mesaj okuyayım biraz olur mu? İzleyicilerimiz seni izlesin. Ben göstereceğimde size söyleyeyim. Tamam. Selamünaleyküm Mukadder Hanım. Bayramınızın, bayram nereden çıktı ya? Programınızın hayranıyım. Bize renk katıyorsunuz. Allah razı olsun demiş. Size ve hocalarımıza Afyon Sandıklı'dan kucak dolusu selamlar demiş. Güler Öner. Evet Güler Hanım Afyon Sandıklı'ya ve size de bizden kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Harika seccadeler yapıyorsunuz. Kırkyama seccadeler. Çok beğeniyorum. Evet örgü de göndermişsiniz bugün. Ellerinize sağlık efendim.
Ben Afyon Sandıklı'dan Sibel İnan. İnal bunlar da benim 40 yamalarım demiş. Sibel Güler Öner kim? İki tane isim yazılmış. Galiba örgüyü yapan Güler Hanım, öbür 40 yamaları yapan Sibel Hanım. Bursa Şükran Makas, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Şükür kavuşturana kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum Bursa'ya, Şükran Hanım'a kucak dolusu selam olsun. Bir şey mi söyleyeceksin? Araya gireyim mi? Evet. Hadi. Aynen. Şimdi buradaki 6 tane düğümümüzü yaptık. Biz buradaki tüm sırayı yapıyoruz aslında, öyle düşünebilirsiniz. Ben size şimdi modeli oluşturma gösterdiğim için hepsini yapmayacağım. 6 tane düğüm oluşturduktan sonra buradakinin birini boş bırakıyorum. Sonra şu aradaki dördüyle işimiz olacak. Diğer taraftakini de boş bırakacağım. Şu ikisinin olduğu iplerin bakın sağ ve soldaki iki tanesini alıyorum. Yani birinciyi geçtim, ikincinin çünkü ve üçüncünün. Çünkü o üçgen şekli oluşturmak için değil aynen mi? Aynen öyle. Hemen şu üçgeni yapacağız. Hemen yanındakini göstersene iyice bir. Biraz ben şu an değiştiremiyorum yerimi. Kamera değişirse sevinirim. Ha doğru, sabit çünkü. Sabitledim çünkü. Tamam. Ya da kasnağı mı ileri alayım? Onu tamam da yapabilirim. Ya. Yok yok, onun üzerinde de görebilir. Tamam. Yandaki üçgenimiz var çünkü onu aslında yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şu şekli elde edebilmek için her sırada iki taraftan da birer tane bırakıyoruz değil aynen mi? Aynen öyle, birer tane bırakıyoruz. İkinci ve üçüncünün ortadaki ikişer tane iplerini aldığımızda bu dört tane ipimiz gelmiş oluyor. Şimdi buraya üç tane şey yapacağız, kare düğüm yapacağız. Sonra altına iki tane düğüm yapacağız. Bu şekilde üçgen elde etmiş olacağız. Tamam, teşekkür tamam, ederim. Mantığını söyledim, siz tamam. Devam edebilirsiniz. Tamam canım, teşekkür ederim, sağ olasın. Rica ediyorum. Evet, merhaba Mukadder Hanım. İyi ki varsınız ve program yapıyorsunuz. Sizi uzun yıllardır sessizce izliyorum. Kahramanmaraş'tan Firdevs ben. Bu motifi dün akşam çalıştım. Instagram sayfamı takip ederlerse sevinirim demiş. @hanımeli alt tire iğne oyalarım. Evet, Kahramanmaraş'a, Firdevs'e kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Instagram'dan bence takip edin çünkü hakikaten güzel şeyler yapıyor Firdevs Hanım. Evet. Bu da benim yaptığım merhaba Mukadder Hanım demiş. Hatice İzmir Bornova'dan. Bunu da ben yaptım demiş. Yelek örüyor. Bir de nazar boncuğu koymuş üzerine. Programımızın adı zaten nazar boncuğu. Ellerinize sağlık. Güzel olmuş Hatice Hanım. İzmir Bornova'ya kucak dolusu selam olsun efendim. Evet, hayırlı günler Mukadder Hanım. Konuklarınız Hatice Hocam, Mehmet Bey'e de kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Hoş geldiniz evimize. Hepinize kolay gelsin. Saygılar. Ankara'dan Gül Çevik demiş. Ankara'ya Gül Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. İyi günler. Nakış hocama bir sorum var. Şimdi dekoratif olarak yapılan panolarda el nakışı ile birlikte boyama da yapılıyor. Hangi tür boya acaba? Böyle bir uygulama olabilir mi? Rica ediyorum lütfen. Kolaylıklar diliyorum demiş izleyicimiz. Adını yazmamış, nereden yazdığını yazmamış ama cevap vereyim biz. Tabii ki. Hemen cevabını verin. Kumaş boyası, akrilik kumaş boyalarımızı kullanırsak daha mantıklı. Ayrıca dediğim gibi baskı da yapılabilir ama siz boyamak istiyorsanız akrilik kumaş boyası. Marka veremeyeceğim, yani piyasada satılıyor. Marka vermek yasak. Ama sulandırarak çalışacaksınız ve alt kısmında sürekli onu emen bir şey olması lazım. Sünger ya da köpük gibi. Yok, şey tamamen bir kumaş. Ha. Hani pamuklu ya da kağıt da olabilir. Emsin o boyanın fazlasını. Yoksa her yaptığınız zaman ona karışır, dağılır. Ve eğer ki çok sulandırarak yaparsanız da havada tutarsınız zemine değdirmeden. Başka bir yerde karıştırdığınızda su ilavesi yapıp onu sulandırıp ayrıca başka bir yerde gelgitler yaparak fırçanın boyasını alıp burada tekrar işlemini yaparlar. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, şey var olun. Benim bir sorum var hocam bu konuyla ilgili. Mesela biz o kumaşı boyadık ya. Nakış işlemi yapmadan önce yıkamalı mıyız, yıkamamalı mıyız? Yani mesela sonrasında onlar atma yapıyor mu, böyle renk atması falan? Şimdi eğer ki ütüyle fiskelendirmek, işte ütüyle zamanla bile fiskelenir. Yani kendi kendine oturtur. Ama ütü direkt ilk etapta, eğer uçan kalemle yaptıysanız onu ütülemek zordur. İşlemi bitirirsiniz, en son hani bir ürüne ütü sürülür. O esnada çok fazla ütüyü hani gelgitler yaparak tersinden o şekilde yaparsak fiskelenir, sabitlenir. Ama öncesinde hani yapıp da tekrar yıkamaya alırsanız o şimdiki deterjanlar her şeyi çözüyor. Evet. Bir nebze onu alır. Boyasını alır. Evet. Hani işlemden önce mi aldırsak diye düşünmüştüm o yüzden.
Tamam, teşekkürler. İlgileniyorsun herhalde sen de, değil mi? Merak edip yapmak istediğim bir proje. Zaten arada da hocamla konuşmuştuk, o yüzden merak ettim, sordum. Çok tamam. Beraber de şey yaparız, ben hallederim sana. Çok tamam, sevindim. İnşallah. Göstereyim evet, mi? Tabii şimdi ki bir gösterebilirsin. Şimdi biz buradaki üçgeni bitirdik. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen ekrana hemen gelsin. Evet. Tamam, şu an 4 tane yaptık, altında 3 tane yaptık, 2 tane yaptık, 1 tane yaptık. Bu ipler birbirine bağımlı olduğu için bu güzel zaten üçgen ortaya çıkmış oluyor. Şahane. Şimdi üçgenlerin evet. kenarlarını şu şekilde işaretleyeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? 6 tane burada düğümümüz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilk başta yaptığımız. Sonra yan tarafa da aynı şekilde yaptık. Bu ortadaki 6. yani şu ilk baştaki yaptığımız bu ikisinin orta noktası. Bunun sağ ve solundaki ipleri kullanarak şu şekilde bir çizgi elde edeceğiz. Şimdi bu ilk baştakinin sol tarafındaki ipini aldım. Bunu baz olarak kullanıyorum. Sonra altındaki ipten şu şekilde düğüm atacağım. İlk başta o tarafı göstereyim. Normal düğüm atıyorsunuz. Şöyle bunu baz olarak kullanıyorum. Altından geçirip şöyle bir düğüm atıyorum. Bu zaten kendisi otomatik bu şekilde buraya yerleşiyor. Evet. Kenarına üçgen olarak devam edeceğim sırayla. Hepsine çifter çifter yapıyorum bu arada. Bir iple iki defa bunu yapmamız gerekiyor. Ha, evet, onu diyecektim. Aynen. Ben de. Yoksa sabitlenmez. Hı hı. İlkini yaptım. Tekrar göstereyim. Şu baz olan ipiniz her zaman bu elinizde. Evet, üstteki ip aynen. hep aynı hep duracak. Burada duruyor. Sadece alttakiler evet, değişecek. Ben bunu tekrar alıyorum. Alırken bakın şu şekilde üstten düğümümü atıyorum. Kendisi zaten böyle geliyor. Tekrar ediyorum. Bir sonraki ipimi aldım. Tüm ipler için bu şekilde ikişer düğüm atacağız. Çok güzel. Böyle bazen burkulabiliyor. Şöyle ipi çektiğinizde o kendi düzelir. Bazen öyle şeyler başınıza gelebilir. Hani hata yoktur orada. Zaten normal düğüm atıyorsunuz. Hani farklı nasıl atılıyor, tekniği var mı diye bir durum yok. Evet, evet. Düz içerisinden geçiriyorsunuz bildiğimiz düğüm. Ya bitmiş halini gördüğün zaman ay çok güzel olmuş ama nasıl yapılıyor acaba, ne kadar zor gibi düşünülebilir. Fakat böyle elinize aldığınızda zevkle eminim. Çok kısa bir sürede yapabilirler evet, değil mi? Evet, keyifle bitsin diye. Bilmiyorum, ben makromeyi çok seviyorum. Gerçekten çok keyif evet. olarak yapıyorum. Bitsin diye hemen böyle hızlı hızlı yapıyorum. Değil çok mi? Da eğlenceli oluyor. Evet. Bu şekilde sonuncu düğümümü de attım. Şimdi buradaki düğümlerim tamamlandı. Bunun ucunu kapatmam gerekiyor. Hı-hı. Şöyle arka arkaya şunları da düzeltiyorum. Sonra aldım buradan. Herhangi bir taraftan yapabilirsiniz. Benim elim genelde sağ tutmayı daha şey yapıyor. kolay yapıyor. Evet. Bu şekilde... En sonuncuya da çift yaparak üçgenimizin ucunu kapatmış oluyoruz. Şahane. Ben bu tarafı da kapatacağım aynı şekilde. Tamam. Hem sağdan hem soldan. Bu sefer bu işlemi sadece sağdaki ipi yukarıda tutarak sırayla hepsini çift yaparak yapacağız. Evet. Şöyle bir tane göstereyim isterseniz. Şuradaki bakın şu ilmeğin hı-hı. solunu bu tarafa aldım, sağdakini buraya aldım. Ortadaki evet. iki ilmeği duruyor. Bu taraftan ben üçgeni tamamlayacağım. Sonra hı-hı. devam edeceğiz. Onu sen tamamlayana kadar kamera sende kalsın. İzleyicilerimiz onu izlemeye devam etsin. Ben birkaç tane daha mesaj okuyayım. Hayırlı yayınlar Mukadder Hanım. Ben Karatay'dan Tuğba. Bunlar da benim el emeği ürünlerim demiş. Çok güzel ceket yapmış. Şallar yapmış. Evet Tuğba'cığım, şalların harika olmuş. Ceket de güzel tabii ki. Ellerine sağlık. Selam olsun bizden sana da. Hemen... bir sürü şey göndermiş izleyicimizin bir tanesi. Hanımlarımız çok çalışkan bu arada. Mukadder evet. Hanım, ben Konya'dan Hatice Aktaş. Siz çok severek izliyorum. Allah sizden razı olsun. Çok öğretici bir program. Yıllardır severek izliyorum. Selam ve dua ile demiş. Nice seneler bizimle olursunuz inşallah demiş. İnşallah efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım. Ellerinize sağlık. Şahane işler yapmışsınız siz de. Evet. Bayıldım. İğne oyasından şahane bir takı yapılmış. Şahane olmuş. Ellerinize sağlık Hatice Hanım. Çok güzel. Teşekkürler. Konya Selçuklu'dan selamlar. Ben de ilk denediğim amigurumi bebeğimi sizinle paylaşmak istedim. Hayırlı yayınlar demiş. Ellerinize sağlık. Çok İlk deneme olmuş. İçin oldukça başarılı. Bizden de sizlere selam olsun efendim. İzmir Bornova'dan Gülseren Şahin. Mutfak önlüğü yaptım. Sizinle paylaşmak istedim demiş. Şahanesiniz İzmir Bornova'ya. Selam olsun Gülseren Hanım. Evet bu tavuk koroz o kadar çok moda ki son zamanlarda. Nakışlarda, işlemelerde, örgülerde o kadar çok var ki o temayı her yerde kullanabiliriz herhalde. Son derece güzel oluyor hepsi de.
Merhaba Mukadder Hanım, ben Ankara'dan ama şu an Konya'dan Şükran. Programımızı kaçırmadan beğeniyle izliyorum. Hocalarımıza ve size kolaylıklar diliyorum. Ha, Ankara'da oturuyor ama Konya'ya gelmiş galiba. Şükran Hanım selam olsun, ellerinize sağlık. Çok güzel, mügünüz de çok harika olmuş. Hayırlı yayınlar Mukadder Hanım. Kızım için destek istiyorum. Facebook'ta gönderdiğim videoya kalpli beğeni yaparlarsa kızım için rica etsem, çok önemli, Türkiye'mizi temsil ediyor. Lütfen yayınlar mısınız Allah rızası için demiş. Ama video nasıl bir şey bilmiyorum. Ben yönetmenim bir izlesin, haber versin. Ondan sonra biz yani yayınlanabilir bir şeyse yayınlarız. İyi günler Mehmet Bey, nasıl ulaşabiliriz? Dikiş makinesi ip yığıyor demiş. Mehmet Bey'in telefon numaralarını programımızın başında söylemiştik. Ama ben hemen sizin mesajınızı fotoğraflayayım, kopyalayayım. Ben size cevap vereceğim. Programdan sonra cevap vereceğim efendim. Evet. Mehmet Bey'e gerçekten çok ihtiyacımız oluyor. Yani dikiş makinesi olup da kullanmaya çalışan herkes mutlaka ulaşmak istiyor. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, şükür kavuşturana demiş. Ve aleyküm selam. 70 yaşındayım, sürekli izliyorum. Mesaj atmayı yeni öğrendim. Torunuma çeyiz ördüm Malatya'dan. Zeynep, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş. Ellerinizden öpüyorum, çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Malatya'ya da kucak dolusu selam olsun efendim. Evet. Sadece teşekkürler yazmış birisi. Adı yok. Nereden yazmış? Oradan kimse yok. Aramız mı geldi? Hemen bir mesajla arayı vereceğim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Nazar boncuğu Çumra Algaran'dan bir köylü kızının bahçede yeni fidanları sulamasından bir görüntü demiş. Çumra Algaran'a selam olsun. Evet, bizim Belgin yine bu. Belgin'im öpüyorum seni, kucak dolusu selam olsun. Kısa bir ara, ondan sonra kalan yerden devam. Evet, son aramızı da vermiş bulunmaktayız. Hayırlı yayınlar olsun. Sizi sevgiyle izliyorum. İstanbul'dan Ezine demiş. Çok güzel de bir oyuncak yapmış amigurumiden. İstanbul'a Ezine Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Evet Şule'cim, ne yapıyoruz? Evet, şimdi üçgenlerimizi yaptık. Arada şöyle tekrar bir bölmemiz var. Şuradaki aynadan göstereyim isterseniz yapacağımız bölümü. Tamam. Kamerayı bekliyorum. Hemen ekrana gelecek. Evet, şurada iki tane üçgen yaptık şimdi yan yana. Onların arasında şurada tekrar bir bölüm var. Bakın ikisinin arasından evet. Gelen. Şimdi onu yapacağız. Burada böyle kilim deseni gibi bir şey yaptım. Yoksa çok boşluk olurdu değil mi orası? Buraya böyle boncuk takabilirsiniz. Ya da püskül yaptığınızda da kötü görünmüyor. Aslında kalabilir. Ama böyle biraz daha dolgun tabii şey oldu. Evet. Zengin görünüyor diyelim. Olmuş, evet. İki tane üçgen yapınca arasında şöyle bir kilim deseni gibi bir şey yaptık. Ben buraya bir kilim deseni gibi içinden geçirdim. Onu yapmak zorunda değilsiniz ama nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi kamerayı buraya alabiliriz. Hemen oradan göstereyim. Alıştın sen de iyice. Evet, ha? Takip ediyorum. İki üçgenin arasındaki ipleri şöyle ikiye ayırdık. Şu ortadaki ipin sağ ve solundakini kullanmıştık. Ortada da iki tane kalmıştı. Onu da sağa sola ayırdık. Buradan beş tane ip ayırıyorum. 3, 4, 5. Bu tarafta da beş tane ip ayırıyorum. 2, 4, 5. Sonra altıncı ipini alıyorum bu taraftakinin. Ve buradan gelen iplerle şu diğer tarafa ayırdığım, sağ tarafa ayırdığım iplerle birer birer şuradaki şeyi yapıyorum. Önce ben şunu yapmak istedim bu arada. Vazgeçiyorum şu an. Şu tarafı yapmak benim daha kolayıma gidiyor. Fark etmez hangi tarafı yaparsan. Aynen. Bunu baz alıyoruz ve az önce yaptığımız gibi düğümler atacağız şimdi. Yanlış olmasın. En baştakileri alıyoruz. Evet. En baştakini aldım. Sırayla hepsini yapacağım. Şöyle gerdirerek iki tane yaptım. İkinciyi aldım. Bu yukarıda. Sonra içinden mi geçireceksin? Evet, içinden geçireceğim. Ha, yani bunu yapmadan önce de içinden geçirebilirsiniz ama öyle anlatması biraz daha zor. Kafa karıştırıcı olabilir. Hı hı. Ben şimdi yaptıktan sonra geçireceğim.
Evet. Hani şey dükkanda falan da anlatırken öyle yapıyorum. Biraz daha kolay anlaşıldığını gördüm açıkçası. Aynen öyle. Diğer türlü işte onu oradan geçirdim, bunu buradan geçirdim tabii deyince bir kafa karışıklığı oluyor. Şu olur, daha sağlıklı bir yöntem. Bence de. Şöyle dördüncüyü yaptım. Beşinciyi de yapıyorum. Burada yine her zamanki gibi şu ipimiz yukarıda, diğerini aşağıdan alıyorum. Ve düğümü mutlaka çift atıyoruz. Evet, çift atıyoruz yoksa açılır. Bu şekilde yaptık. Şimdi şuradan gelen iplerimizi, bakın yukarıdan geldi ya, bunu önce yukarıdan geçirdim. Sonra diğerinin altından geçirdim. Sonra bunu diğerinin içinden geçirdim. Böyle üst üste geçiriyorum. Hasır örgüsü. Hasır örgü yapıyorum aslında. Evet, evet, aynen. Çocukken herkes mutlaka yapmıştır. İlkokulda çocuk el işi kağıtlarıyla hasır örgüleri yapardık. Evet. Diğerini yukarıdan başlamıştım. Bunu aşağıdan başladım. Hı-hı. Hepsinin içinden teker teker geçiriyorum. Süper. Burada bir düğüm işlemi yok. Diğer tarafta aynı işlemi tekrar yapacağım. Eğer evet, Hatice hocama geçmek gerekiyorsa aha, geçebilirsiniz. Yani bunu böyle yapıp diğer tarafta aynı işlemi bu 5 ip içinde diğer taraftan böyle o tamam, üçgeni oluşturmuş ondan sonra olacağım. Tamam. Düğümle tamamlayacaksın. Hı-hı. Tamam. Hatice hocam ne yaptınız? Evet, şimdi yakından. Kamera sana gelirken evet, ben istersen yine bir iki tane mesaj okuyayım hemen. Tabii ki. Merhaba Mukadder Hanım, ben Konya'dan Semra Sezen Aral. Annemin çeyizinden kırlentti bu demiş. 70 yıllık kullanmaya kıyamadım, tablo yaptırdım. Hepinize selam ve sevgiler olsun. İstanbul'un fethi de kutlu olsun demiş. Evet, harikasın Semra Hanım. Ellerinize sağlık, çok iyi olmuş. Çok güzel bir anne hatırası olur en azından. İstanbul'un fethini de gururla kutluyoruz bugün, onun yıl dönümü. Denizli'den Şehri Hanım da bize bir şeyler göndermiş. Paspaslar, divan örtüleri yani battaniye. Oo, harika şeyler yapmış. Ufak tefek bir sürü. Denizli'ye de kucak dolusu selam olsun efendim. Geldik mi? Kamera hazır herhalde. Hemen Hatice hocama geçelim. Ne yaptık hocam? Şimdi ben türbemizin o tepe kısmında küçük küçük 10 santimlik karolarla birleşmiş şekilde o türbe oluşmuş evet, şekilde. Hı-hı. Ben o karoları belli etmek için burada hasır iğnesi uzun attığım iplikleri hı-hı, alt üst yaparak dönüşte onun tam tersine gelerek. Yani biraz önce Şule'nin yaptığı gibi, hasır evet, örgüsü gibi evet, değil mi? Evet. Ha, süper. Orada ne hem güzel, iplikleri tevafuk tutmuş oldum, oldum hem de o karoları belli etmek maksadıyla evet, öyle bir çalışma yaptım. Çok şey makinede yaptığımı bunu sevdiğim için makine yaptığımı iptal edeceğim. Böyle ipliklerle yapacağım. Ya hı-hı, aslında bunu yaparken zaten esasçı sonucu veren, gerçekte güzel olan hangisi ise insan onu kabullenebiliyor. Bu son yaptığımı kabullendim. Şahane. Ona devam edeceğim. Yani yaptıklarınızın hepsi bizim tarafımızdan kabuldür hocam. Çok sağ olun. Çünkü hepsi bir ayrı güzel oluyor. Burada da makinede yapılmış işte şeyler, karolar yerleşmiş şekilde. Hı hı. Burada da elde yaptığım bir işlem. Yani burada kaşık, bahsettiğimiz gibi hani isteyen bu şekilde yapar, isteyen bu şekilde. Kimisi de ya da tamamen dış hatlarını alır. Hı hı. Hiç içinde dolgu yapmaz. Dördüncü alternatif boyama yapar, beşinci alternatif baskı yapar. Evet, baskıyı ve boyamayı da bir ara gibi, göstereceğiz. Baskıyı olduğu gibi kontürlerini geçer. Bu tamamıyla insanların kendine has tercihleri. Tercihleri. Evet. Ben sizin yaptığınızı çok beğeniyorum. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Bunun üzerine göstereceğiniz bir teknik var mı? Yok, ben işte yok, bunları bitirip haftaya getireceğim. Zaten hep aynı şeyleri hep devam ettireceğiz burada. Tamam. Ama bir sonrakinde gelecek haftaya bitirdiğim zaman, gelecek hafta pal herhalde. Geldiğinizde. Olsun olsun, sıkıntı yok. Şey yapacağım. Hem baskı olanı getireceğim hem de boyama yapılacak şekilde burada boyamayı hatta yapalım. Ki insanlarda bir sorumuz nasıl da vardı. Nasıl olduğunu görsünler. Ha, ha, izleyicimiz de sormuştu olsun zaten. Tamam, teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Şule'cim senin var mı göstereceğim evet, şey orada? Evet, ben şimdi buradaki hasır örgüyü tamamladım. Kamera sana gelirken aynen, ben yine mesajla devam edeyim. Tamam. Sana geçeceğim hemen. Merhabalar Mukadder Hanım. Bu da benim iki ip kullanarak yaptığım ekose yeleğim demiş. Hülya Bozalan Kocaeli. Evet, bu iki ip kullanarak yapılan ekoseli modeli ben çok beğeniyorum gerçekten. Galiba Berna ile göstermiştik ama bir ara. Tekrarlamak isterim doğrusu. Çünkü şahane oluyor. Ellerinize sağlık efendim. Kocaeli'ye kucak dolusu selam olsun. Ellerinize sağlık.
Mukadder Hanım, Sibel İnal benim kızım demiş. Afyon Sandıklı'dan izleyicimiz yazmış hemen ilave olarak. Tamam, öpüyorum ikinizi de. Merve Konya'dan demiş. İyi günler Mukadder Hanım. Sizi severek izliyoruz. Bunlar da benim dantel askı havlu kenarlarım. Dantel aşkı, pardon. Evet. Klavyenin şeyini uğurluyoruz bazen. Şahane olmuş. Ellerinize sağlık efendim. Selam olsun bizden size de. Merhabalar Şule Hanım. Çok ayrıntılı ve güzel anlatıyorsunuz. Böyle bir program yaptığınız için sizlere de çok teşekkür ederiz demiş. Şura Muştak, Mersin'den selamlar. Tanıdık galiba. Evet, tanıdık. Şura'ya selamlar burada. Evet, harika olmuş yaptığı oyuncak da. Mersin'e kucak dolusu selam olsun efendim bizden de. Çok beceriklidir. Hem kendisi hem annesi. Çok güzel olmuş, harika olmuş gerçekten. Sizden mi öğrendi amigurumi'yi? Amigurumi benden öğrendi, evet. Harika. Bir an önce öğrenciniz olmak istiyorum. İnşallah. Keşke. Evet, çalışmalarım Ceyda Terzi demiş. Ayna makremeler hemen ekrana gelecek. Çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık efendim. Harika olmuş gerçekten. Evet Ceyda Hanım, nereden yazdığınızı yazmamışsınız ama. Bir önceki tarama ipti mesela, bunlar rafya ipi. Yani evet, böyle de tercih edebilirsiniz. Rafyayla, harika. Hı-hı, ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Tam da konumuzla alakalı. Selam Mukadder Hanım, ben Konya'dan Hatice Hanım. Bu da benim el emeğim, battaniyem demiş. Ellerinize sağlık. Evet, bu modele de bayılıyorum ben. Çok güzel gerçekten. Üç boyutlu gibi görünüyor. Evet Şule'cim, şey sende. Evet, şimdi kamera şu sende. Detayı da gösterelim. Aynamızda bir de şu altta üçgenler vardı ekstra. Şimdi onları göstereceğim. Böyle yaptık ama böyle biraz boş oluyor. Şu kenarlarını dolduracağız. Her iki taraftan da şimdi bu üçgenler devam edecek biliyorsunuz. Ben bu tarafı göstereceğim. Diğer tarafta olduğunda orayı da yaparsınız. Buradaki şu hasır örgülü yerimizin ilk başındaki ipi baz alarak şimdi diğer üçgenimizin kenarından tekrar bir üçgen geçiyoruz. Sadece ucuna ama tamamına olmayacak tabii ki. Ama o böyle güzel bir dolgulu görünüm veriyor. Böyle sıkarak dibinden yaparsanız daha şık olur. Model bitince en son artık bunları yaparsınız. Çünkü üçgenler en son ucunda birleşecek. Şu an mesela bizimki birleşmeyecek. Ben size bir tarafını göstereceğim. Diğer taraftan gelmediği için ipimiz şu an yok. Yani şöyle, biz bu tarafı yaptık. Buradan da şu tarafta, şu iple yapacağız burayı. Diğer tarafta da bu hasır olduğunu burayı da yapıp bu üçgenler buralarda birleşmiş olacak. Evet, o şekilde düşünebilirsiniz. Evet, şu anda bitmişin üzerinde. Aynen, bitmişin üzerinde gösterebilirim. Onu bir göster şöyle istersen. Şöyle kamera kayarsa. Şöylecim, önünü alabilirsin. Öbürünün üzerine alabilirsin. Alayım. Tamam. Nerelere konmuş, nerelere yapılmış? Evet. Evet, görünüyor mu? Kenarına yaklaşırsak. Evet, ünümüz. Biraz yaklaşılırsa aynen. Uzak şu an parlıyor, ayna, görünmüyor. Ayna görünmeden becerebilirsek güzel evet, olacak. Evet, ayna parladığı için muhtemelen. Şimdi şurada çok yaklaştım. Evet. Görünüyor sanırım. Şurada bir üçgen var, şurada bir üçgen daha var. Şu arada hasırımızı yaptık. Evet. Gördüğünüz gibi bunun kenarından, sağından ve solundan burada onlar birleşiyor. En son yaptığımız şu an burası, şu ucundaki. Evet. Bunlar birleştiğinde biraz daha şık bir görüntü elde ediyor. Gerçekten sonra çok güzel. Sonra bitirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Şunun bantını çıkartayım, biraz daha ortaya alayım. Kamera şurada görüyor, evet. Burası artık bitmiş bölümümüz olduğu için ben şey yapabilirim, onu kullanabilirim. Fazlalıkları keseceksin, öyle evet, mi? Fazlalıkları. Şöyle gözünüzün ayarıyla artık nasıl sizi rahatsız şey yaparsa. Mesela şöyle bir, ilk başta biraz uzun bırakmak daha mantıklı. Şöyle, bunların hepsini bu taraftan bir kesiyorum. Sonra buradakileri alıyorum. Sonra onları da bu taraftan böyle kesiyorum. Göz kararı için. Mı kesiyorsun? Ben şu an göz kararı kesiyorum. Peki, ama ilk başta yaparken cetvelle yaptım. Çünkü peki ipleri biraz daha kısa tutarak örsek, bu kadar çok kesilmese. Şimdi aslında olur? Burada çok kaybımız yok. Şöyle göstereyim. Öyle bayağı mi? Az kaldı. Yoksa tamam. Düğüm atarken de zorlanırsınız. Bir de şey, taradıktan anladım. Sonra göz kararınıza göre uzun bırakabilirsiniz, kısa bırakabilirsiniz. Böyle tamam. Yaptık ya şimdi. Hı-hı. Tarama şeyimi alıyorum. Ben dediğim gibi bunu kullanıyorum ama diğer şu da çok kullanan var. Ama bunu kullanmak için önce bir tık ıslatmanızı tavsiye ederim. Nemliyken bu daha kolay işe yarıyor. Evet. Bununla şöyle, buradaki masaya da çok zarar vermek istemiyorum bir ama. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Olmaz mı? Şöylecim sen devam rahat ediyoruz. Rahat bu şekilde, bu biraz gerçekten uğraştırıcı bir işlem. Şöyle evet. Saatlerinizi alabilir. Emek istiyor. Onları açmak değil evet, mi? Bunlar böyle teker teker açılacak. Bu arada ben sonrasında ütü tuttum.
Yani çünkü bunlar yoksa böyle çok kıpır kıpır oluyor. Evet. Taranabilir, normal tarama makromelerde bu olmuyor. Bu böyle büklüm olduğu için biraz daha şey kıvırcık oluyor. Kıvırcık oluyor değil aynen. Mi? Ya da şimdi şey yapacağım. Saç spreyi göstereceğim. Onu yapıyoruz çünkü. Bu nasıl böyle sabit duruyor diye çok fazla soran var. Aynanın çünkü kenarındaki evet. tüyler normalde düşer. Evet. Bu düşmüyor. Çünkü saç spreyi kullanıyoruz. Bu da önemli saç bir spreyi. Püf. Evet, evet, önemli bir püf noktası. Evet. Yoksa kesinlikle o şekilde durmaz. Evet, ütüleyebilirsiniz bunu. Düz olsun isterseniz. Mesela bizimki artık böyle bir yıl falan oldu o aynayı yapalı ve çok fazla hareket ettiği için dükkanda da işte elde falan dolaşıyor. O yüzden tekrar kıvırcıklaştı. Evet. Normalde işte bir ütü yardımıyla düzeltip ya da işte sprey sıkarken şöyle elinizle düzeltirseniz hemen şöyle yapayım. Spreyimi aldım. Normal bildiğimiz saç spreyi. Herhalde markası görünmüyordur. Elinle kapat markasını. Şu an kapalı evet görünmüyor. Tamam. Evet saç spreyiyle. Evet şurada düzelttiklerimi yapayım en azından sonra sorun çıkmasın. Sonra bunları tekrar kısaltacağım çünkü. Düzeldikten sonra daha güzel şey oluyor. Kenarlarını düzelteceksin. Aynen daha muntazam oluyor. Mesela şu an bu bozuldu evet. dediğim gibi bir yılı geçtiği için. Şöyle saç spreyini üzerine boca ediyorum. Ve bunun için böyle iki şişe falan kullanıyorsunuz bu arada. 30 santim çapındaki için ben iki şişe kullandım ya. Evet bir şişe yetmiyor. Wow. Ve sonra bunu böyle hani en azından iki saat falan bekletmenizi tavsiye ederim ki şey olsun. Sabitlensin. Donsun, sabitlensin. Aynen. Evet. Makromenin bence bu aşaması önemli. Bunun nasıl sabit kaldığı en çok sorulan soruydu. Buradan da cevap vermiş olayım. Çok teşekkür ederim. Sağ Rica olasın. Ederim. Arkasında bir işlem yapıyoruz demiştin. Heh, o neydi? Evet onu söyleyeyim. Şimdi makromeniz bitti. Bu arada bu şey işini, spreyleme işini aynaya yapıştırdıktan sonra yapmanız gerekiyor. Çok özür dilerim ben oraya atladım. Şey vakit azaldı ya heyecan geldi. makromenizi bitirdiniz. Aynaya yapıştırdınız. Nasıl yapıyorsunuz? Şunları çıkarttık diyelim. Makrome bittikten sonra şu arkasına silikonu sürüyorsunuz ve üzerine koyuyorsunuz. Ağırlık koyabilirsiniz. Terste tutup aynayı üzerine koyup ağırlıklar koyabilirsiniz. Bir gece öyle bekletebilirsiniz. Daha sağlam olacaktır. Evet. Sonrasında biz arkasında şöyle bir şey yaptık. Bilmiyorum bence önemli. Şöyle göstereyim. Makromenin olduğu yerlerden karşılıklı şöyle ipler geçirdik. Evet. Çünkü zamanla muhakkak yani ya sıcak ya da soğuk fark etmez. İşte ısıyla ya hele ki nemli bir yerde yaşıyorsanız muhakkak tutacaktır, çıkacaktır. Hı hı. Aynanız düşüp bir kaza olmasın diye biz böyle karşılıklı kalın, aynı renkte bir ip. Farklı da olabilir, önden görünmüyor zaten. Bu makromelerin ucundaki ilmeklerden ip çıkararak karşılıklı geçirdik. Bence daha kullanışlı oldu. Evet, hani düşecek olsa da düşmez şu an. Evet, en azından. Bence de. Çok çok iyi bir çalışma evet. olmuş bence. O da öyle bir ayrıca püf noktası olsun. Teşekkür ediyorum Şule'cim. Rica ederim. Sağ ol. Süpersin. Ben birkaç tane mesaj okumak Tabii. istiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yine paylaşabilirsiniz benimle. Darıca'dan selamlar demiş. Son 5 dakika. Oo. Darıca'dan selamlar. Kuzenimin bebeğine ördüğüm hırka. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Darıca'ya. Kucak dolusu selam olsun efendim. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş hepsi. Ablacığım. Ben de Sena demiş. 22 yaşındayım. Bir bebeğim var. Bir yandan onu sallayıp bir yandan da seni izliyorum. Bir yandan da amigurumi oyuncak ve anahtarlı görüyorum demiş. Ellerine sağlık kıyamam kuzum benim. Maşallah sana. Süpersin. Çok da güzel olmuş. Keşke Instagram adresini de yazsaydın. Neyse yazarsın bundan sonra. Senacığım harikasın. Bebeğini de güle güle büyüt inşallah. Ben Yazır'dan Elif demiş. Merhaba Nazar Boncuğu programı kolay gelsin. Severek izliyoruz. Şule Hanım'dan aldığım iplerden kabak örüyorum. Kabak ördüm çok tatlışlar demiş. Şahane. Gerçekten çok güzel olmuşlar. Yazır'dan Elif. Evet sizin müşterilerinizden evet. bir tanesi. Aa, çok güzel olmuş gerçekten harika. Çok güzel olmuş Elinize değil mi? Elinize sağlık. Kadife ip sanırım. Harika. Üstündeki evet, süsleri yine... çok güzel olmuş. Gördünüz mü? Jüt kumaşı kesmişler çok şık olmuş. Evet. Makromeler gelmiş yine. Anahtarlıklar ve aynalar var. Bunların modeli de biraz değişik galiba. Merhaba evet. Mukadder Hanım. Bunlar da benden. Ben Ali Paşa Mahallesi'nden Cavidan demiş. Cavidan Bilen. Ali Paşa Mahallesi Konya'da var mı? Bilmiyorum. Başka İlk ilden. İlk defa duydum ben de. Başka bir ilden zannedersem. İlini yazmamış. Ama ellerinize sağlık. Anahtarlıklarınız şey küpeymiş Küpeler bunlar. Şahı. Anahtarlık zannettim. Ama anahtarlık da olabilir. Evet, evet, çok güzel olmuş çok değil olmuş mi? Hepsi. Aynaları da Ellerinize öyle. Sağlık. Ellerine sağlık. Ellerinize sağlık efendim. Kolay gelsin. İyi günlerde kullanın. Hemen isimsiz, mesajsız bir iş gelmiş. Namaz örtüsü zannedersem. O da çok güzel olmuş.
Konya'dan ben Hatice Arslan, bu da benim deri tablom demiş. Deriden tablo yapmış. Ne kadar güzel olmuş. Keloğlan'ın figürü. Çok hoş olmuş. Ellerinize sağlık efendim. Selçuklu'dan Ayşegül Yılmaz, bunlar da bebek beşiklerine oyuncaklar, selamlar demiş. Teşekkürler efendim Ayşegül Hanım'a. Ellerinize sağlık. Evet, Konyalı yine bugün revaçta. İyi günler, Konya'dan Şerife Küçük Ceranlar demiş. O da etamin işlemesini göndermiş Şerife Hanım. Ben Hülya Kare, elin sahibi bu yeni kedimiz adı Gofret demiş. Kare elin sahibi. O ne demek? Anlamadım. Ama yavruyu çok beğendim. Gofret harika, şahane. Bizim torunda da var bir tane, öyle çok yaramaz, haylaz bir yavru. Çok da tatlı aynı zamanda. Merhabalar, İzmir Küçük Yalı'dan selamlar. İyi yayınlar diliyorum efendim demiş. İzmir'de de var demek ki Küçük Yalı. Evet. İstanbul'da var ama İzmir'dekini bilmiyordum. İzmir'den Vildan, artan günlerle yaptığım battaniyem demiş. Ellerinize sağlık efendim. Güle güle, iyi günlerde kullanın. Kırkyama battaniye gibi olmuş. Çok da güzel olmuş. İzmir'e selam olsun. Bunlar da benim. Nuray Busun Ankara selamlar demiş. Nuray Hanım Ankara'ya, Nuray Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Ellerinize sağlık. Evet, hiçbir zaman boş durmayın. Çünkü Denizli'den, evet, daha önce Şehri Hanım'ın ürünlerini paylaşmıştık. Denizli'den yazmış, göndermiş bize. Denizli'ye de kucak dolusu selam olsun efendim. Hemen, bunlar da benim el örgüsü çantalarım. Ben İzmir'den Hava Çelik, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ellerinize sağlık İzmir'e, Hava Çelik'e kucak dolusu selam olsun. Hayırlı yayınlar. Önce burguları açarak sonra fırçalamak daha kolay olur bence diye nacizane bir şeyde bulunmuş. Öneri. Öneride bulunmuş izleyicimizin. Bir tanesi olabilir tabii ki. Konya'dan Ayşe, ben de broşlar yapıyorum. Instagram adı şey adresim @ Muki Accessory demiş. Okumuş olduk en azından. Bizlerle birlikte olduğu için tüm izleyicilerimize ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Birlikte çok güzel işler yapacağız inşallah. Tamamlayacağız. Zamanımız yetmiyor çoğu zaman. Şöyle'cim, ben sana da çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika bir model gösterdin bugün de bizimle beraber. Daha güzel modellerle birlikte olmak dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki hocalarıma ve her zaman olduğu gibi siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler efendim. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.